Merhaba arkadaşlar, kaydı açtım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Videodan izleyen arkadaşlar da oluyor. Onlara da iyi akşamlar. Yarın videosu kaydedilir. Şimdi biz geçtiğimiz hafta okul öncesi öğretmenleriyle Alfa Özlem'de ne güzel hararetli bir başlangıç yaptık geçtiğimiz hafta. Bir ders yaptık. Bir dersin sonrasında sistem kilitlendi, problem çıktı falan. Bir ders yapabildik. Bugün o bir dersin sonrasında devam edeceğiz. Şimdi güzel bir şey söyleyeyim ben size. Güzel bir haber. Şimdi ben geçtiğimiz hafta Kaan Hoca'yla dersten önce şunu konuştuyduk. Ya hocam dedim, ben dedim hani kendime güveniyorum bu dersleri zaten yıllardır anlatıyorum. Fakat okul öncecilerle dedim grup seni tanıyor falan filan. Ondan sonra ya hocam güzel olur falan dedi. Geçen hafta çok güzel oldu. Çok güzel olacağına da ikna oldum. Ondan sonra ben de o gazla İnanın bir saat sizinle yaptığımız dersin gazıyla bütün hafta boyunca 200 tane soru yazdım. Onlar diziliyor şu anda. Yani bir ders bile bana konuşmamamıza rağmen sizin gösterdiğiniz saygı, sevgi, ilgi, alaka beni çok hoşuma gitti. Çok sahiplendim ondan sonra bu işi. Yazılıyor şu anda. Kaan Hoca'yla da konuştuk. Bizim en büyük eksiğimiz soru bankası çıkartmak. Ve Allah kısmet ederse bir ay içinde de toparlayacağız. Bir ay içinde de çıkartırız. Onlardan da soru problemi yaşatmayacağız size. Şimdi geçtiğimiz hafta neler anlattık, nerede kaldık bir göstermek istiyorum. Geçtiğimiz hafta şunu konuştuk. Erken çocuklukta gelişimde 12-13 soru çıkıyor dedik. Bu sorulardan birinci ünitemiz modern psikolojik kuramları ve buradan eskiden bir soru çıkıyordu. Şimdi iki tane soru çıkıyor. Bunlardan bahsettik ve ilk olarak Wundt'tan bahsettik. Wundt'un, kısaca özetliyorum. Wundt'un çok bugün bir kıymeti yok ama kıymetli görmemizin sebebi modern psikolojinin kurucu ekolü olarak laboratuvar kurması ve orada çalışmalar yapmasıdır dedik. Bir de ikinci olarak İçe bakış yöntemi kullanmıştır ki bu daha sonraları çok eleştirmiştir. Bugün de çok eleştiriliyor. İyi bir şey değildir. Objektif değildir. Subjektiftir. İnsanlara sorması içe bakış olarak tanımlanıyor demiştik. Daha sonrasında davranışçılık vardı. Davranışçılık boş devre diyordu ve çevre etkisinin daha önemli olduğunu söylüyordu. Bunlarda içe bakış değil dışarıdan nesnel gözlem önemlidir demiştik. Daha sonrasında bilişsel kuram ki Gestalt'ta bilişsel bir kuramdır ama Gestalt'ı ayrı da ele alacağız. Yapılandırmacılık, Piaget, Gardner bunlar bilişselciliktir. Bunlar çevre etkisinden çok insanın doğuştan getirdiği şemaların şekillenmesiyle oluştuğunu söylüyorlardı. Geçtiğimiz hafta Erikson'da kaldık. Erikson'a biraz başlamıştık ama buradan devam edelim. Şimdi Erikson, şunu yazalım. Erikson'un kuramının adı psikonetik kuram eşittir psikodinamik kuram diye de karşımıza çıkabilir. Ve Freud, Erikson, bunun yanı sıra gelişim psikolojisini göreceğiz. Burada geçmiyor. Adler. Yine sormuyorlar ama Horney gibi kişiler psikonetik kuramcıdır. Ayrıyetten Erikson'un kuramına ayrı olarak epigenetik kuram adı da verilir. Üst başlık psikonetiktir. Ayrıyetten Erikson'unkine epigenetik de denir. Ne demek olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bunların ortak üst başlığı psikonetik ve psikodinamik kuram. Bunların yöntemlerine de psikoanaliz adı verilir. Bakın, yöntemin adı psikoanalizdir. Kuramın adı psikodinamik, diğer adıyla da psikoanalitiktir. Şimdi neden psikoanalitik psikodinamik deniyor? Freud 1910'lar, 1920'lerde çalışmalarını yapmış. O dönemde daha önce hiç söylenilmeyen bir şey ortaya atıyor. Diyor ki
Bu yepyeni bir şey. Freud ile ortaya çıkıyor. Diyor ki kişilik gelişiminde de söyleyeceğiz. Buraya almamışım. Orada var. İnsanoğlu şöyle üç katmanlı bir zihni vardır. Buraya bilinç öncesi, buraya bilinç altı, diğer adıyla bilinç dışı diyecek olursak, bugün kısa süreli bellek dediğimiz insanoğlunun farkındalık hali, mesela şu anda siz beni dinliyorsunuz, algılıyorsunuz, burası bilinç halidir. Şu an ders işlerken kullandığınız yer burasıdır. Bilinç öncesi uzun süreli belleğin yeridir. Mesela bir yıl önce doğum gününüzde neredeydiniz, ne yaptınız, bununla alakalıdır. Bilinç altı ise genellikle 0-6 yaş arası ama 7 yaş, 8 yaş da olabilir. Ama çok da hatırlamadığımız, bilinç altına ittiğimiz olaylardır. Ve burada da genelde iyi bir şey yoktur bilinç altında. Genellikle korku, utanç, mahcubiyet gibi olumsuz anılar vardır. Bu anıları bilinçaltına bastırırız ama o bastırdığımız bilinçaltı anılar sonrasında gelir bizim davranışlarımızı şekillendirir. Mesela Freudçu bir açıklamadır bu. Der ki çocuklarda da yetişkinlerde de tırnaklarını yiyenler vardır. Tırnak yeme Freudçu bir açıklamadır. Tırnak yeme bilinçaltından gelen özgüven eksikliğinin bir yansımasıdır der. Ne alakası var? İşte bu zor bir konu. Bu tıpta, psikiyatride incelenen bir şeydir. Bir başka konu, aşırı titizlik. Aşırı titiz davranışların, mesela illa masanın üstünde kalemler simetrik olacak gibi kaygının, anal dönemle alakalı bir titizlik kaygısı olduğunu falan söylüyorum. Ya hocam diyeceksiniz ki ya çabucak söylüyorum bunları geçiyorum. Ha bunların hepsini kişilik gelişimi içinde tek tek anlatacağız. Şu anda sadece kuram olarak söylüyoruz. Ama şu anda şunu bilmek lazım. Bilinç altı yaşantıları bizde aşırı titizlik, tırnak yeme, fobiler, kaygılar, dengesiz davranışlar şeklinde ortaya çıkmasını, gelişimin böyle olduğunu, olumsuz gelişimin böyle olduğunu söyleyen kişi ilk defa Freud'tur. Buna da psikoanalitik kuram denir. Psikoanalitiklenmesinin ya da diğer adıyla psikodinamik denmesinin nedeni nedir? Bu bilinç öncesi ve bilinç altının karşılıklı etkileşim içinde olmasıdır. Yani dinamik olarak birbirini etkiler. Bilinç öncesi, bilinç altı dinamik bir şekilde birbirini etkiler lafından bu kavram ortaya çıkmış. Yine Freud'un kişilik kuramında id, ego, süperego, bilinç öncesi, bilinç altı vardır. Bunlardan kişilik gelişiminde bahsedeceğiz. Freud, şunu da bilelim. Freud, insanoğlunun doğuştan boş levha olarak geldiğini düşünmez. İnsanoğlunun doğuştan iki şey getirdiğini düşünür. Ve bunlar da zaten saldırganlık ve cinsellik dürtüleridir. Bu ikisi de doğuştan idle gelir. Mesela bize şöyle bir soru sorsalar. İnsanoğlunda doğuştan bir id, iki ego, üç süperegodan hangisi ya da hangileri doğuştan gelir diye sorsa ne işaretlersiniz? Bu önemli bir soru. Bilmiyor olabilirsiniz. Daha anlatmadık ama ön bilgileriniz neler bir söyleyeyim bakayım. Genellikle doğru cevap verdiler. İd doğuştan gelir. Süperego ve ego tartışmalı. Şurası tartışmasız. Herkes doğuştan gelmiyor diyor. Ama bazısı bir yaşta, bazısı bir buçuk yaşta, bazısı iki yaşta şekillenmeye başlar diyor. Burası tartışmalı. Ne tartışmalı? Ego ve süperego
İki yaşta mı şekilleniyor? 1,5 mu? 1 mi? Burası tartışmalı. Psikologlar farklı. Ama hepsinin ortak belirttiği şey doğuştan gelmiyor. Sonradan ortaya çıkıyor. Bazısı ego önce çıkar diyor. Bazısı süper ego. Bu çok tartışmalı burası. Ama bilmemiz gereken ve çok soru değeri taşıyan bir yer. ÖSYM'de bunu sordu. İdin doğuştan geldiğini, süper ego ve egonun doğuştan gelmediğini, 1-1,5-2 yaş civarında idden koparak süper ego ve egonun oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir bilgi. Freud da böyle söylüyor. Diğer psikologlar da böyle söylüyor. Bugün herkes buna katılıyor. Peki doğuştan ne geliyor? İd ve iddeki saldırganlık ve cinsellik dürtüleri geliyor. İnsan ruhunun doğuştan olumsuz dürtülerle sahip geldiğini söylüyor. Şimdi buradan hareketle bakın doğuştan nasıl geliyoruz? Davranışçılara göre boş levha olarak geliyoruz. Yani iyi bir şey de yok, kötü bir şey de yok. Şimdi Freud ve psikoanalitiklere göre nasıl geliyoruz derseniz kötü. Cinsellik, saldırganlık dürtüleriyle, şiddet dürtüleriyle geliyoruz. Şimdi anlatmadık, birazdan anlatacağız. Hümanist kuramlara göre ise ki bunlar Carl Rogers ve Abraham Maslow'dur. Bunlar da tam tersine insanoğlunun olumlu bir enerjiyle dünyaya geldiğini, eğer insanda olumsuz bir şey varsa, örneğin bir cani yetişiyorsa, bunun doğuştan gelen bir cani değil, bunun sonrasında öğrenmeyle geliştiğini söyleyen bir yaklaşımdır. Ruh sağlığı problemlerinin doğuştan gelen dürtülerin hayat etkileşimi olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra kişilik gelişiminde konuşacağız. Savunma mekanizmaları da tamamen Freud ve ekibinin söylediği şeylerdir. Şimdi derse girememiş öğrenci mi aradı diye bir bakayım şuradan. Yok, değilmiş. Alfa Özem şuradan gireceksiniz diye yazmış. Evet, şimdi Freud'un detayları kalsın burada. Ha şunu söyleyerek geçelim. Bu psikoanaliz yöntemi dediğimiz şey. Psikoanaliz yöntemi dediğimiz şey. Filmlerde görmüşsünüzdür. Böyle bir koltuğun üzerine ya da bir yatakta uzatırlar. Uzun bir koltuk gibi. Orada hipnoz ederler. Bilinçaltının şöyle yapalım. Şöyle bir yatak olsun. İnsanı burada yatırıyorlar böyle. Çocukluğuna dön diyorlar. Hipnoz yapılıyor. Ve bilinçaltı üzerine konuşuluyor. Hatırlamadığı şeyleri konuşuyor falan söylüyor. Bunun baca temizliği adı veriliyor. Ne demek? Bir analojidir bu. Bilinçaltında olan olumsuz duyguları hipnozla konuşunca İçerisi temizleniyor, rahatlanıyor diye ifade ediyorlar. Tabii ne kadar işe yarıyor? Bugün psikolojisi taraftarı olanlar da bu işe yaramıyor diyenler de var. Tartışmalı bir konu. Çok önemli değildir bizim açımızdan. Bizim açımızdan şurası önemlidir. Bu Freudçuların yani dinamik yaklaşımı, psikoanalitik yaklaşımı böyle hipnoz yöntemiyle bilinçaltının konuşulması, yansıması, boşaltılması ve böylece bir psikolojik iyileşme sağlandığını, buna da yöntemsel olarak psikoanaliz dendiğini bilmek lazım. Şimdi Zuhal çok enteresan bir şey soruyor. Diyor ki, hocam diyor hipnozda kişinin bilinci açık mı? Çok güzel bir cevap vereceğim ben de sana. Şimdi hipnoz sırasında buraya bilinç öncesi, buraya bilinç altı dersek, benimle konuşurken bilinç açık şu anda. Ama hipnoz sırasında bilinç kapalı, şu katman olarak bilinç kapalı ve burası konuşuyor. O açıdan Freud'un tanımladığı bilinç düzeyi kapalı. Ama bu katmanların tümüne bilinç katmanları dersek bilinç katmanlarının bilinçaltı açık onu söyleyeyim. Bilinç öncesi de açık. Sadece bilinç düzeyi kapalı.
Şimdi gelelim insancıl kurama. Burada iki kişiden bahsetmemiz lazım. Bir tanesi Carl Rogers'tır. Bir tanesi de Abraham Maslow'dur. Bunun içinde ayrı bir ünite var, son ünitemiz. Şu anda sadece ekol olarak bahsediyoruz. Hümanist kuram 1960'lardan sonra ortaya çıkmıştır. Davranışçıların insanoğlunun doğuştan boş levha olarak geldiğini düşündüğünü, Freud'un kötü cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle geldiğini, bunların ise insanoğlunun doğuştan olumlu, güzel bir enerjiyle geldiğini düşünüyorlar. Bu açıdan hem davranışçılara hem psikolojik ekole eleştiri getiriyorlar. Bunların kavramlarından bahsedecek olursak, bir kere şundan bahsedelim. İtirazları. Davranışçılar gibi hayvan deneylerinden yola çıkarak insanı açıklamak yanlış bir yöntemdir. Yapamazsınız. İnsanın değerleri ve insanı anlamak için insandan yola çıkmanız lazım. Hayvandan yola çıkamazsınız diyorlar. Bu önemli bir farklılıktır. İkinci olarak insan kendi kaderini kendisi şekillendirebilir diyorlar. E peki bu davranışlıkta böyle değil miydi? Freud'da böyle değil miydi? Değildi. Freud'da da davranışlıkta da mesela davranışlıkta çevre bizi belirliyordu. Annemizin babamızın tavırlarını biz örnek alıyorduk. Oradan eğitiliyorduk. Freud'da ise bilinçaltındaki yansımalar bizi yönetiyordu. Ama burada insan yaşadığı problemleri de çözebilir, halledebilir, kendi kaderine kendisi hükmedebilir diyor. İnsanoğlunun kendi kaderine kendisini hükmedebilmesi lafı da zaten hümanist kuramın varoluşçu felsefe ile bağlantısıdır. Bunun haricinde bir de ekolleri konuşurken Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden bahsettiğini, bu rehberlikte de geçen, gelişim psikolojisinde de geçen, bizim de son ünitede bahsedeceğimiz en alt düzeyde fizyolojik ihtiyaçlar, onun üstünde güvenlik, onun üstünde sevgi, ait olma, daha üstünde saygı, daha üstünde estetik, epistemoloji ve kendini gerçekleştirme gibi aşamaları olan insanın ihtiyaçlar hiyerarşisinden ve bu ihtiyaçların kademeli olarak tatmin olmasının insanı geliştirdiğinden, psikolojisini daha mutlu hale getirdiğinden bahsediyorlar. Hümanist kuramlarla ilişkili bunu bilmek lazım. Bir de benlik kavramı var. Bir de fenomenolojik yaklaşım kavramı var. Bunlardan da bahsedelim. Şimdi bir kere benlik ne demek? Onu söyleyelim. Freud ve davranışçılar benlikten bahsetmezler, kişilikten bahsederler. Bunlar 1920'lerde çalışmışlardır. Bunlar 1910, 1920'ler gibidir. Fakat 1960'larda ortaya çıkan hümanist kuram, yani Carl Rogers ve Maslow, kişilik diye bir şey vardır. Yani biz itiraz etmiyoruz, kişilik vardır. Ama bunun yanı sıra benlik diye ayrı bir kavram vardır diyorlar. Benlik gelişiminden bahsedenler hümanist kuramlardır. Peki ne diyorlar benlik deyince? Bakın diyorlar, insanoğlunun dışarıdan görünen, sosyal, uyumlu, konuşkan, içe kapanık gibi özellikleri kişiliktir. Kişilik, insanoğlunun dışarıdan görünen özellikleridir diyorlar. Ama bir de dışarıdan görünmeyen, işte bireyin kendisini nasıl algıladığı söz konusudur. Buna da benlik diyoruz diyor. Şimdi bu benlikle kişilik kavramlarını ben lisansta, yüksek lisansta hocalarım anlatmıştı, çok anlayamamıştım. Sonra yaşım büyüdükçe anlamaya başladım. Benlik, şuradan ben de size anlatmaya çalışacağım. Benlik,
Hümanist kuramlara göre insanın mutluluğunun ya da mutsuzluğunun temel sebebi. Mesela ben bunu yapabilirim. Ben yetenekliyim. Ben yeteneksizim. Ben mutlu olmayı hak ediyorum. Ben çok günahkarım. Ben çok yanlış bir insanım gibi. Kendi algımızın, kendilik algımızın çok önemli olduğunu söylüyorlar. Mesela KPSS'ye hazırlanan öğrencilerimde de ben bunu çok görüyorum. İnsanoğlunun neşeli olması, hüzünlü olması kişiliktir. Ama ben yapabilir miyim? KPSS için ben yeterli miyim? Ben nasıl yapacağım? İşte bu benlik algısı. Benlik algısının da çocuklukta annemizin, babamızın, sınıf öğretmenimizin bize tutumlarıyla geliştiğini söylüyorlar. Şu anda benlik kavramını hümanist kuramcıların ortaya attığını bilelim. Detaylarını bir ünite olarak konuşacağız. Bir de hümanist kuramcıların fenomenolojik yaklaşım diye bir bakış açısı var. Bu fenomenolojik yaklaşımdan da bahsetmek istiyorum. Mesela benim rehberlik motivasyon derslerime katılan insanlar bunu çok iyi bilirler. Ben bazı şeyleri eleştiririm. Neyi eleştiriyorum? İşte benim eleştirilim de benim yaptığım şey de fenomenolojik yaklaşımdır. Şunu eleştiriyorum. Mesela genelde yapılan da davranışçı yaklaşımdır. Şimdi karışık konuştum, toparlıyorum. Mesela rehberlik konusunda derler ki hocam bana program yap falan derler. Ben de derim ki kim program yapıyor? İşte Ahmet yapıyor, Mehmet yapıyor. Instagram'da gördüm, YouTube'da gördüm falan. Tamam, ne yapıyorlar bunlar? İlk sorum şu olur. Sana yapacağı programla Ayşe'ye yapacağı program, Fatma'ya yapacağı program farklı mıdır diye sorarım. Bilmiyorum derler. Bir bak bakayım derim ben de. Bakarlar. Hocam aynıymış derler. Ha tamam. O zaman peki. Senin matematikten eksiğin, öbürünün matematikten eksiği, öbürünün Türkçeden eksiği, öbürünün tarihten eksiği aynı mı? Peki herkese göre nasıl aynı program oluyor? İşte yapıyorlar. Ha, bu toptancı, genelleyici bir yaklaşımdır ve bana göre yanlıştır. İşte hümanist kuramlarda ya herkese göre aynı program olur mu kardeşim? Bir tanesi matematiği tamdır, bir tanesi eksiktir, bir tanesi osu şöyledir, busu böyledir. Çalışma stilleri farklıdır. Bir tanesi müzik dinleyerek çalışır, bir tanesi müzik dinlemeden çalışır, bir tanesi çok sessizlik içinde çalışır. Bir tanesi günde iki konuyu çalışmaya çalışır, bir tanesi dört konu beraber, ders beraber çalışır. Bir tanesi ise birisini bitirmeden diğeri. Bu insanla insana değişen bir şeydir. Her insanın kendi iş dünyasını, algılama süreçlerini ayrı ayrı inceleyip herkese ayrı bir öğrenme stili geliştirmeye fenomenolojik yaklaşımdır. Bu benim mesleğim, öğretmenlik için böyle. Ha psikolojide, psikolojik sorunlar için böyle. Herkese aynı hapı yazan, herkese aynı ilacı yazan, SSK doktoru gibi bütün herkese aynı çözümü üretmek fenomenolojik yaklaşım değil, genelleyici yaklaşımdır. Oysa gelen hastasını ayrı bir birey olarak ele alıp, ya herkesin derdi farklı, bunu anlayalım demek fenomenolojik yaklaşımdır. Demek ki fenomenolojik yaklaşımın herkesin kendi iş dünyasını ayrı ayrı algılayıp ona göre çözüm üretmek olduğunu bilmek lazım. Buna öznel ya da öznelci yaklaşım adı da verilir. Gelelim nörobiyolojik yaklaşıma. Bu William James'e aittir. Pardon. William James bu sorulmadı hiç ÖSYM'de. Sorulabilir. 20. yüzyılın başlarında insanoğlunun davranışlarının kökeni işte doğuştan geliyor, bilinçaltı. Bunlar boş diyor. Bunlar olabilir ama önemli değil diyor. Asıl önemli olan insanoğlunun davranışları fizyolojiktir diyor. Ya şimdi bu çok acayip bir şey söylüyor. Fizyoloji ve anatomi ile alakalıdır. Daha çok da fizyoloji. Peki ne bu? Diyor ki hormonlar. Hormonal durumumuz. Buradaki sinapslar. Yani sinirsel iletiler. Sinirsel iletiler. Bunlar belirler. Bunlar da bizim mutlu olmamızı, mutsuz olmamızı sağlar diyor. Şimdi o dönemde çok ses getirmemiştir bu. Fakat bu William James'in nörobiyoloji yaklaşımı psikolojide değil bugün tıpta
ve psikiyatride çok önemseniyor. Ve doktorlar hormonlar bazında bakıyorlar insanın psikolojik gelişimine. Psikolojide çok yer etmemiştir bu. Ama bugünden baktığımızda tıp çalışmalarının, psikiyatri çalışmalarının, nörobiyolojik çalışmaların kökeni William James'e dayanır. Bununla ilgili şöyle bir soru sorabilirler. İnsanoğlunun mutluluğunun, mutsuzluğunun, öğrenme süreçlerinin verimliliğinin, verimsizliğinin, beyindeki sinapslar hormonlarla bağlantısına kim böyle bakmıştır diye sorabilirler. William James'tir. Bunun karşılığı ÖYT'de duymuşsunuzdur. Beyin temelli öğrenme diye bir şey vardır. İşte orada hormonlar, sinapslar falan, işte bunu gelişime aktaran ve gelişim üzerinden bunları söyleyen William James'tir. Gelelim olgunlaşma kuramına. Olgunlaşma kuramı Gestell'in yanlış hatırlamıyorsam 1940'lar 50'ler olması lazım. Yanlış hatırlıyorum. Çok da önemli değil. Gestell insanoğlunun bu olgunlaşma kavramını ortaya atan da budur zaten. Gestell bu fotoğraftaki kişi. Birinci ayda bak çok enteresan bir şey yapmış adam. Doğumun birinci ayında ne oluyor? İkinci ayında bebek ne yapabiliyor? Üçüncü ayda ne yapıyor diye dördüncü ay böyle ay 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 notlar tutmuş. Ve şunu fark etmiş. İnsanoğluna bir üçüncü, dördüncü ayda bir eğitim verilmese dahi, kendi başına bırakılsa dahi belli becerileri kendiliğinden geliştirebiliyor. İşte genlerimizde var olan genotip dediğimiz o gen potansiyelin gün be gün aktive olup ortaya çıkmasına olgunlaşma diyoruz. Mesela buradaki çocuğu inceliyor. Bu çocuk muhtemelen 4-5 aylık falan bir çocuk olabilir. 4-5-6 olabilir. Bu mesela 5 aylık olsun bu bebek. 5. aydan ne bekliyoruz biz? 5. ayda kafasını şöyle tutmasını bekliyoruz. Nesne sürekliliğini kazanmasını beklemiyoruz. Şunu bekliyoruz falan gibi beklentilerimiz var. Bu beklentiler normal seyrinde gidiyorsa gelişim sağlıklıdır. Ama bu beklentilerin altında kalmışsa, örneğin çocuğun 10. ayda nesne sürekliliğini iyi kötü kazanmış olması gerekiyor. 10. ay civarında nesne sürekli belirtileri gözlenmiyorsa burada sıkıntılar vardır. İşte bir takım reflekslerden bahsedeceğiz. Şu aylarda şu refleksler görülmesi lazım. Görülmüyorsa sıkıntılar vardır diyen ve gelişimin seyrini sağlıklı ya da sağlıklı olmamasını, olgunlaşmanın sürecine uyup uymamasıyla ilişki kuran kişi Gestell'dir. Bunun da adı olgunlaşma kuramıdır. Şimdi bir başka ÖSYM'nin hiç sormadığı bir yer. Rahmetli oldu zannedersem Çiğdem Kağıtçıbaşı. Benim de dolaylı olarak derslerini dinledik. Yine Japon Kitayama vardır. Sosyokültürel yaklaşım diye bir kuram vardır. ÖSYM hiç sormadı. Bunlar yine karışabilir diye sormuyorlar aslında. Birazdan anlatacağım. Vygotsky'de sosyo kültürel kuram deniyor. KPSS, ÖABT'lerde de eğitim bilimlerinde de Vygotsky'yi sordu. Hem de defalarca sordu ve sosyo kültürel kuram diyor. Doğru, bu sosyo kültürel kuramdır. Bir de ayrıyetten Çiğdem, ben anlatacağım Vygotsky'yi. Bir de ayrıyetten Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Kitayama'nın sosyo kültürel kuramı vardır. Vygotsky'ye çok benzer. Onlar da diyorlar ki bu Piaget'dir, Freud'tur falan, bunlar hep batılı bilim insanlarıdır. Doğu kültüründeki çocuk ve çocuk gelişimi üzerinde fikirleri yoktur. Hep batı üzerinden düşünmüşlerdir. Bunun için kültürel farkları dikkate alarak Türkiye'de, Hindistan'da, Çin'de, Moğolistan'da çocuk yetiştirme nedir? Oradaki durumlar nedir? Kültürü dikkate alarak konuşmak lazım. Hep batılılar konuştuğu için bir takım doğu ile ilgili eksiklikler vardır. Ya da farklı kültürlere değinilmemiştir diye bir eleştiri getirmişlerdir. Bunu bilmek yeterli.
Şimdi gelelim ekolojik sistemler kuramına. Bu ekolojik sistemler kuramı dünyada çok revaçta bir şey değildir. Ama bu okul öncesi ÖABT sorularını hazırlayan kurul, herhalde oradaki hocalardan bir tanesinin doktora tezi olabilir, profesörlük tezi olabilir. Maşallah yatıp kalkıp bunu soruyorlar. Ve sorsunlar, yani dünyada çok etkili değil ama bizim için çok önemli. Okul öncesi ÖABT'ye giren için en çok soru gelen yerlerden bir tanesi burası. Ekolojik Sistemler Kuramı kimin dersek? Bu Uri von Brenner. Pardon, yanlış söyledim. Uri von Brenner. Şimdi bu zat güzel bir sistem üretmiş. Diyor ki insanoğlunun gelişimini çocuk gelişimiyle başlatalım. Doğumdan başlatalım ve çocuğu inceleyelim. Aslında bunun erken çocukta konuşulmasının sebebi bu doğumdan özellikle 7 yaşa kadar olan 0-7 yaş arası gelişimi çok önemsemiştir. Burada çocuğun merkezde olduğu ki buna İngilizce individual merkez, kendilik algısı, kendisi çocuğun kendisi diyor. Merkezde kendisi vardır diyor. Ve çocuğun yaşı, sağlığı, cinsiyeti, kendilik algısı, benlik algısı merkezdedir diyor. Bunu hiçbir yayın söylemiyor ama ben Rüfen Bronner'in orijinal makalelerini okudum. Bunu söylüyor. Bunu da bir katman olarak söylüyor, onu söyleyeyim. Yani şunlar soruldu ama bunu da bir katman olarak söyleyebilir. Enişte ne var derse, enişte tabii ki mikrosistem var ama onun da içinde çocuğun kendisi vardır, kendilik algısı vardır. Sonrasında ilk katman, bu çocuğun burası katman değildir, merkezdir burası. Sonra ilk katman buradaki mikrosistemdir. Mikrosistemde ne vardır? Çocuğun doğrudan temas ettiği mekanlar, kişiler vardır. Şimdi bakın, benim için anneannem mikrosistem değildi. Benim için babaannem mikrosistemdi. Çünkü ben evde annem, babam, babaannem beraber yaşıyorduk. Onun için o çekirdek aile veya geniş aile de olabilir. O ailenin içinde babaanne varsa o mikrosistemin içindedir. Peki benim için anneannem neredeydi? Anneannem 3 ayda bir ziyarete gittiğimiz bir yerdeydi. O mikrosistem değil. O egzosistemin içinde. Peki akranlar? Vallahi benim için akranlarım doğru mikrosistemin içindeydi. Çocuktuk. Mahallede çıkar oynardık. Doğrudan temas ederdik. Arkadaşlar öyle. Benim için İlkokula kadar öğretmen mikrosistemin içinde değildi. Neden? Ben anaokuluna gitmedim. Anaokuluna gidiyorsa öğretmen mikrosistemin içindedir. Ha diyeceksiniz ki ilkokula gitti. O zaman tamam ilkokulda benim için de öğretmen mikrosistemin içindedir. Sonuçta bunu öğretmen de akrandı diye değil. Çocuk doğrudan kiminle temas ediyorsa orası diye algılamak gerekiyor. Şimdi gelelim. Hatta teyzesi. Çocuğun teyzesi boşanmıştır, gelmiştir, aynı evde oturuyordur. Çocukluğunda annesi kadar teyzesine giriyordur. O zaman teyze de bu mikrosistemin içindedir. Çünkü yani şöyle öğrenmemek lazım. İşte teyze öbür tarafta. Hayır, o evdeyse teyze de mikrosistemin içindedir. Yani çocuğun doğrudan temas ettiği yerlerden bahsediyoruz. Şimdi bunu anladık. Bunu anladık. Gelelim mezosisteme. Şimdi ilk önce şunu anlayalım. Mezosistem mikrosistemin dışında bir katman değildir. Mezosistem mikrosistemdeki ortamların etkileşmesidir.
Örneğin, anaokuluna gidiyor çocuk. Anaokuluna gittiği yerdeki arkadaşları eve geliyor. Evde kim vardı? Anne vardı. Bak, doğrudan anneye temas ediyor. Anaokulunda kim vardı? Arkadaşları vardı. Doğrudan temas ediyor. Bu doğrudan temas ettiği iki şeyin bir araya gelmesi, yani ev toplantısı yapılıp ev toplantısında arkadaşlarıyla oynaması bir mezosistemdir. Şimdi başka bir mezosistemi konuşalım. Anaokuluna giden bir çocuk için ev mikrosistemdir. Anaokuluna gün içinde gidiyor anaokulu. O da mikrosistemdir. Ha, şimdi bu iki sistemin, okul öncesi öğretmenin okul aile birliği toplantısı yapıp evdeki anne ile okuldaki öğretmenin birleşmesi ve çocuğa birlikte işte okul aile birliği toplantısı gibi bir etki yapması bir mezosistem. Demek ki mezosistemi mikrosistemdeki ortamların etkileşmesi, ilişkilenmesi, temas kurması olarak algılamak lazım. Gelelim egzosistem nedir? Egzosistem doğrudan olmayan, dolaylı temas noktalarıdır. Mesela ben mahalleliyle, bak mahalleli derken akranlardan oyun oynadığım akranlardan bahsetmiyorum. Mahalledeki bakkalla, mahalledeki akranımın babasıyla doğrudan temas kuruyor muyum? Hayır. Ne yapıyorum onunla? Yani haftada bir kere bir laf oluyordur falan. Akrabalar. Doğrudan temas grubu değildir. Akrabalar bayramda ziyarete gidersin veya ziyarete gelirler falan. Okul sistemi, sistem diyor okuldaki çocuklardan bahsetmiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı hizmetleri, sosyal hizmetler. Annenin babanın işi, iş yaşantısı. Doğrudan temas etmem ben 40 yılın başı babamın işine işim düşerse bir giderim. Ama babamın işi gerginse, babam işinde gerginse o dolaylı olarak buraya sirayet edebilir. İş yapışımı, devletin kreş olanağı vermesi gibi şeyler egzosistemdir. Bir diğer dış katman makro sistemdir. Bu kültürel, ideolojik tutum, bunların çocuğa etkisidir. Ülkenin genel durumu, ülke ekonomik ve sosyal şartlarının çocuğa yansımasıdır. Örneğin, Hindistan'da çocuğa nasıl davranılıyor? Valla ben görüyorum, işte küçük yaşta çocuklar çalışıyor. Ama burada çok nadir böyle durumlar oluyor. Türkiye'de çocuğa daha çok kıymet veriliyor. Aman o bir şey. İşte bu o kültürün, o ülkenin tutumudur. Gelelim krona sistem. Krona sistem tarihsel zaman ve dönemin paradigmalarıdır. Ne demek bu? Mesela ben anaokuluna gitmedim. Ama bugün aynı kültürden bahsediyoruz. Aynı kültür. Ben ve benim ailem, Bursalıyım ben. Ama bugün benim oğlum anaokuluna gitti. Yeğenim anaokuluna gitti. Şimdi demek ki tarihsel zaman etkisiyle aynı kültür içinde 1980'lerin dünyasıyla 2020'lerin dünyasının değişmesi ne oluyor? Krono sistem olarak tarihsel zaman etkisi oluyor. Şimdi peki benim ailemin durumu çok kötüydü de mi anaokula gönderdi? Yok. O gün öyle bir paradigma yoktu anaokula gönderdi. Yani kimse gitmiyordu. Akıllarına da gelmemiştir anaokula gönderelim falan diye. Benim çocukluğumda paradigma şuydu. Okul birinci sınıfta başlar. Anaokuluna kim gönderir? Ya çalışan anneler işte çocuğunu bakamıyor, kreşe gönderiyor falan diye bir paradigma vardı. Yoksa anaokulunda çocuğun bir şey öğreneceği düşünülmüyordu. Anaokulu o günün anlamında anne işteyken çocuğu emanet edildiği bir kreş olarak bakılıyordu. Yoksa bir şey öğretilmiyordu. İşte ama bugün başka türlü bakılıyor. Okul öncesi eğitime. Bu da krono sistem ve tarihsel zaman etkisiyle alakalıdır. Hocam pandeminin geçen sene gündemimizde olması mikro mu olur diyor. Pandemi şurada da var. Şurada da var.
Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Bakın çok enteresan. Pandemi mikrosistem değil de pandemi bütün her şeye temas etmiştir. Ya diyeceksin ki nasıl temas ediyor? Bak şöyle temas ediyor. Mikroya kadar temas ediyor. Bak çarşıya çıkıyorum. Devamlı muhatap olmadığım insanlar mahalledeki bakkal amca. Ya egzosistem içinde malum ama bir şekilde egzosistemde de pandeminin etkisiyle ona yaklaşmıyor. Gelenin mikrosisteme nasıl etki ediyor? Valla eskiden misafir gelirken misafir pek kabul etmedik. Bayram ziyaretine gitmedik. Onun için pandemi mikrosistemlere etki etti. Şimdi ÖSYM bununla ilgili neler soruyor? Biraz toparlayıp araya gideceğim. Bir, dedi ki çocuğun ebeveyni ile ilişkisi mikrosistemdir. Doğru. Çocuğun akranları ile ilişkisi mikrosistemdir diye soru sordu. Çocuğun ebeveyn ve akran deneyimleri arasındaki ilişki, yani anne baba ile akranlar arasındaki ilişkinin çocuğa yansıması mezosistemdir dedi. Mezosistem mikrosistemin gruplarının ilişkisidir. Burada mikrosistem içindeki parçaların birbirleriyle etkileşiminin mezosistemi oluşturduğu vurgulanmıştır. Biraz önce söyledik. Anaokul öğretmeninin etkili iletişim semineri yapması, böylece ailelerin, ebeveynlerin tanışması, okul ortamıyla ev ortamının tanışması mezosistemdir. Biraz önce söyledik. Burada mikrosistem içindeki parçaların etkileşimi söyledik. Ebeveynlerin iş yaşantısının ev ortamına nasıl yansıttığı egzosistemdir söyledik. Bronfenbrenner'in kronosistemi geçici bir boyut olarak tanımlamıştır. Genel yaşam içinde değişmelerin yani tarihsel zaman etkisinin bölük, diğer adı da tarihsel zaman etkisi eşittir, bölük etkisidir, kuşak etkisidir. Buna da kronosistem denir diye sorular sordu. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Burada biraz önce pandemi için de söylemiştim. Burada dış katmanların çocuğa etkisi daha az, iç katmanların etkisi daha çoktur. Tabii ki anne babanın etkisi bakkal amcanın etkisinden daha fazladır. Fakat bazen bakkalın bir tavrı, okuldaki bir şeydeki, pardon yanlış söyledim, annenin babanın çalıştığı işteki bir tavır buraya gelir. Ama iç katmanlar bu etkiyi süzebilir, bazen geçirebilir, bazen de çocuğu görüştürmez ve o etkilerin gelmemesini sağlayabilir. Bu bakımdan dışarıdan içeriye doğru gittikçe katmanların etkisi süzülür. Süzgeç görevi olarak aile bunları süzüp hangilerine temas edeceğini, hangilerine temas etmeyeceğine karar verir dememiz lazım. Şimdi gençler bir ara vermemiz lazım. 50 geçiyor olmuş. Bakayım kaç kişi var? 30 kişi var. İyi, millet gelmiş öbür taraftan. Hadi bakalım bir ara 10 dakika mola, 10 dakika sonra görüşmek üzere.